Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çıkan yavrularımız var birkaç yuvada. Japoneslerde var özellikle, 3 tane yavrumuz çıktı. Onun haricinde başka yuvalarımız var, onların genel sağlık durumlarını kontrol edeceğiz. Ayrıca bir tane talihsiz bir olay yaşadık. İkinci defa başımıza geldi bu olay. Bir kere nerede o erkeğimiz? Burada. Hemen arkamda. Bir kere bu erkek de başımıza geldi. Bir kere de şimdi şu aşağıya bir tane hediye gelen dişimiz vardı. Bu erkeğimizin yanında hatırlarsınız. Lysmic mutasyon beyaz dişi. Dün akşam Bertan abi kümesimizi ziyarete geldi. Onun dişi hani çok fazla haşır neşir değiller diye bu erkeği atmak istedi arkadaşlar. Bu bayağı bir hareketliydi. Yanına attık. Dün akşam attık. Bugün bir geldim. Dişi parmağını buraya sıkıştırmış bakın. İlk defa bu kafeste bu dişi başardı bunu. Odaklarsan göreceksin. Bakın şurada hafif bir kan var. Bakın hemen şurada arkadaşlar tırnağımın ucunda. Parmağını oraya sıkıştırmış. Çok da sıkışacak bir yer değil aslında. Şu yukarıya çekse zaten her türlü çıkıyor ama bu aşağı doğru çekmiş herhalde sürekli. Kuşa şu anda ne yaptık arkadaşlar? Parmağını da göstereceğim ben sizlere hemen. Hafif bir kanaması vardı. Kanamayı durdurduk şu anda. Ve odaklayayım yakından. Lysmic dişimiz de burada. Tırnak %90 düşer arkadaşlar. Tırnak durmaz ayağında. Çünkü yaklaşık bir tahminen 2 saat kadar falan bu şekilde kalmış. Ve tırnağın olduğu kısım 1,5-2 saat kadar beslenemediği için arkadaşlar hafiften ucu kurumaya başlamış. Ben geldiğimde direkt bunu çıkarttım. Zaten direkt böyle tutup çekmiyorsunuz arkadaşlar. Başınıza böyle bir olay gelirse haberiniz olsun. İlk başta kuşu avucunuza alıp parmağı iki parmağınızın arasında sıkacaksınız. Kuşun ki yani kendi başına hareket edip de parmağı kopartmasın diye. Mesela bilinçsizce yapsaydık kesinlikle o parmağın yarısı orada kalırdı arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim ben size. Çünkü bayağıdır 1,5-2 saat kadar orada öyle kalmış. Direkt hani tuttuğum gibi çekseydim kesinlikle parmağın yarısı falan orada kalacaktı ama dediğim gibi başınıza böyle bir olay gelirse ilk kuşu alın arkadaşlar elinize. Daha sonra kuş avucunuzdayken şu iki parmağınızda da kuşun ayağını veya hangi kanadı falan takıldıysa kanadını tutmanız lazım. Ayağı tutup yavaş yavaş yukarıya çektim, zaten 1 saniye 2 saniye anca sürdü arkadaşlar bu işlem. Direkt çıktı. Elimi aldığım zaman da kanamasına baktım. Çok hafif bir kanaması vardı. Bu gibi vakalarda yapmanız gereken ilk müdahale arkadaşlar kantoron yağı damlatmak. Hem kanamanın akışını yavaşlatıyor bayağı bir ama asıl amacı kanayan bölgenin enfeksiyon kapmaması için bu kantoron yağı damlatılıyor arkadaşlar. İşte enfeksiyon kapıp da hastalık başlamasın kuşta diye bu kantoron yağını sizlerin de yanınızda veya üretimhanenizde neyse bulundurmanız lazım. Öyle söyleyeyim ben size. Hayat kurtarıyor yani arkadaşlar. Kanama durumlarında, kanamalı vakalarda ilk başta kantoron yağı kullanacaksınız. Kantoron yağı da aktarlarda satılıyor. Onu biz satmıyoruz arkadaşlar. Aktarlardan satın alabilirsiniz. En yakın aktarınızdan alabilirsiniz. Hani fazla da kullanmıyor zaten. Kanayan bölge 2-3 damla anca damlatıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle yumurta sıkışmalarında da kullanılıyor. Bilginiz olsun. Yumurta sıkışan kuşlarda yumurtayı çıkartmadan önce ve çıkarttıktan sonra 2-3 damla kadar kantoron yağı popo kısmına damlatmanız lazım. Bunun parmak şimdi ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi %80-%90 bunun tırnağı düşecek. Tekrardan bir odaklayayım. Elim almak istemiyorum şimdi. Tekrardan çıkmasını istemiyorum. Bakın tırnak zaten şuradan mı göstersem daha iyi olur açısını. Aynen. Tırnak yukarı doğru bükülmüş. Parmakta hafif bir böyle derede soyukluk var. Dediğim gibi hani birden tutup çekseydim kesinlikle oradan itibaren parmak kopacaktı. Ama dediğim gibi ilk başta kuşu güvene alıp ondan sonra parmağı yavaş yavaş kendimiz çıkarttık arkadaşlar. Kuşa bıraksaydık çırpınacağı zaman kesinlikle orada kalacaktı. Kurtardık yani, problem yok Allah'a şükür. Bu şekilde de yaşar, tırnaksız şekilde de yaşar. Üremesine de çiftleşmesine de veya hayat kalitesinin düşmesine sebep olacak bir eksiklik değil. Zaten çoğu kuşun tırnakları da olmuyor arkadaşlar. Bizde de bu olmayacak işte. Ama dediğim gibi biraz daha geç kalsak parmak tamamen kuruyabilirmiş ama sıkıştığı yer zaten belli, bakın buradan çıkarttım ben biraz önce. Zaten çıkarttım, kantoron yağını falan damlattım, direkt videoya başladım arkadaşlar. Şimdi göstereceğimiz yuvalar var demiştik. Bakın ilk buradan başlayalım arkadaşlar. Şu 2 numaradan başlamak istiyorum sizlerle. Buradaki takımımızın biliyorsunuz yumurtaları doluydu. Dün ilk yavrusu çıkmıştı. 3 yumurtadan ilk yavrusu çıktı. İlk kuluçkaları nasıl mutasyonda, nasıl vasıfta yavru verecekler inanın bilmiyorum ama ikisinin de ayarı gayet güzel arkadaşlar. Bakın erkek Bertan abiden gelme dişi bizim kendi ürettiğimiz dişimiz. Kralın yavrularından arkadaşlar. Çok güzel bir takım eşlemesi yaptık burada da. Şu 3 numaranın yuvasına bakalım. Burada 2 yavrumuz vardı. Bunlar da kocaman olmuşlar maşallah. Bakayım bunların rengi nasıl gelecek arkadaşlar. Bunların yavrularının ayarı da gayet güzel oluyor. Şuradaki mavi erkeğimiz. Bu arada o mavi erkeğe de şuradaki mavi erkeğimize attığımız gri dişimizin alıp o erkeğe denedik arkadaşlar. Erkek yavaş yavaş açılmaya başladı. Dişi erkeği beğenecek mi o önemli. Dişi çünkü çok çok donuk bir karakter. Hani hareketli bir karakter değil. Çok zor hareket ediyor öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kurları çok nadir kabul eder. Erkeğimiz bakın şu anda açıldı.
ciddi anlamda da kur yapmaya başladı. Birazdan belirleyecektir kendini. Hani kur yaptığı zaman erkeğe vuracak mı vurmayacak mı, bunu video içerisinde de sizlerle beraber görebiliriz tabii ki. Erkeğimiz de 7 numaraya geliyorum. Burası Bertan abinin yavrularıyla dolu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tane çok güzel mavi, beyaz, parçalı bir yavru geldi. Bunu da sizlere şöyle bir gösterelim. Hop, iyi ısırıyor ha. Bayağı iyi ısırıyor. Nasıl kapıyor eti bakın arkadaşlar. O yenmez, yenmez o. Rengi çok tatlı. Böyle bebek mavisi var arkadaşlar. Maviliğinde. Kuyruğa hafif dışkı yapışmış. Onu da alalım atalım. Gayet sağlıklılar. Bir problem yok. Yavruların diğerlerinin mutasyon tahmini yapalım sizlerle. Bakın şu karşıdaki yeşil geliyor kesinlikle. Buradaki yeşil geliyor kesinlikle. Şuna bakalım. Bilir miyiz? Bakalım bir. Bu da gene aynı şekilde mavi beyaz parçalı geliyor. Yanlış görmediysem arkadaşlar. Bu yavrumuz da parçalı geliyor. 9 numaraya geldik. Bunlarda henüz bir yumurta yok. Kuyruk kaldırma oldu. Ama henüz çiftleşme maalesef gerçekleşmedi arkadaşlar. İlerleyen zamanda bunlarda da büyük ihtimalle çiftleşme gerçekleşecektir. Kuyruk kalktığına göre illaki onlardan da bir hareket olması lazım. 28 numaraya geliyoruz. Bizim resesif ve green show dişimizin yuvasını arkadaşlar. Bunların sağlık durumları da gayet güzel. Herhangi bir problemimiz yok. Bu arada bugün daha yuva kontrolünü yapmadım. Bugün sizlerle beraber yuva kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Hani yuvada belki sıkıntılar görebiliriz. Önceki videomuzda olduğu gibi. Ezilip ölen veya sağlık sorunu olup ölen, bunları sizlerle beraber görebiliriz. 61 numaraya geldik. Dişimiz papatya şeklinde yumurtadan girmiş ve gayet güzel bir şekilde yatıyor. Bunun 8 yumurtası var. Karşıdaki sadece boş arkadaşlar. Diğerleri komple dolu. Onunla dolma ihtimali var. Son yumurta olduğu için onun da dolma şansı yüksek. Artık ilerleyen günlerde tahminen 2-3 gün sonra da kendini belli edecektir. Bunların 3 yumurtası var. Bakalım bir. Şu anda 3'ü de dolu gözüküyordu arkadaşlar. Ben en son kontrol ettim. En son dolan yumurtamız da şu arkadaki. 3 çok az yaptılar. İlk kuluçkalar ama. Hani hak veriyorum. O yüzden kuşlara da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki kuluçka en az 5 veya 6 yumurta bunlardan bekliyorum. Bu sefer bu baştan başlayalım. Normalde o baştan geliyorduk arkadaşlar. Buradan başlayıp devam edelim sizlerle beraber. Japoneslerden başlayacağım. Japoneslerimizin en son kontrol ettiğimde dün akşam 3 yavrusu vardı. Hala 3 yavru var. Bakalım. Hala 3 yavru var. Bu arada en küçük yavrumuz Lütün'ü arkadaşlar. Kırmızı göz geliyor yani. Şuradan göstereyim. Babasının bile bir aynısı, sadece kanatlarında küçük kahverengilik desenleri yok. Gayet güzel geliyor. Burada yeni bir eşleme yaptık bu takımımızı. Gayet güzel anlaşıyorlar. İkisi de tüyde. Bu dezavantajımız var maalesef. Tüyden çıktıktan sonra çiftleşme veya yumurtlama ihtimali olur bunlarda. Aslında bunları ayırıp dişiyi sağmada bekletip daha sonrasında tüyden çıktıktan sonra yaşatmak daha mantıklı. Olmazsa öyle yaparız arkadaşlar. 25 numaralı şu an bir yanında dişisi yok. Normalde dişisi dediğim gibi aşağıda gördüğünüz lasmik dişimiz. Bakın orada daldarasını verdi. Şu anda daldarı yiyor arkadaşlar. Birazdan sağlık tohumuyla da yulaf vereceğim. O illaki stres durumu yaşamıştır. Yaşamamın gibi şansı yok. Çünkü burada mahsul kalmış arkadaşlar. Bu stres durumunu mama, aspur, daldarı gibi hani yem ağacı diğer tohumlarla veya takviyelerle bu durumu aşacağız. En önemlisi de probiyotik kullanacağız arkadaşlar. Probiyotik de çok etkilidir. Bu arada onu da söyleyeyim. 26 numaraya geliyorum. Bunlar yine rengarenk yavru atlar arkadaşlar. Bu takımı çok çok seviyorum. Bakın. Kuşa şöyle bir şu açıdan bakalım. Hop lan aşağı düşelim. Bir de kuyruktaki rengine bakın arkadaşlar. Limon tüpü yeşil gibi bir rengi var. Altı da mavi. Mor hatta. Şunun renge bakın ya maşallah. Vallahi bu takımın yavrularını cidden çok beğeniyorum. Göğüs kısmına çok dikkat edemedim dün akşam. Sadece kuyruk kısmına odaklandım ben. Göğüs kısmını sizlerle beraber kontrol edelim. Arkadaşlar şu renk geçişini görüyor musunuz? Üst taraf böyle yeşilimsi, limon tüpü yeşil gibi aşağı doğru mor oluyor. Yani çok güzel renk çıkıyor. Dediğim gibi bakın ben renk yavru çalışacağım demiştim sizlere. Gayet güzel renk yavrular geliyor. Sen acıktın mı? Gel bakayım. Bir de senin kursağın dolu mu? Kimi kandırıyorsun? Baksana bu kursak boş mu şimdi? Annem birazdan beslersin. Hatta olmasa bir mama verelim ben, vereyim ben size. Annen gelsin iyice beslesinler. Bu hangi renk geliyor? Bu da gri, beyaz, parçalı. Yanlış görmediysen. Bunların da yuvayı temizleyeceğiz arkadaşlar. İlk yavrumuz sağlığı gayet güzel. Şu yavrumuz sadece birazcık kuru gözüktü gözüme. Suyu yavruya az içirmiş olabilirler. Yavruya su takviyesi yapabiliriz. Cildi kuru olduğu zaman arkadaşlar elektrolitle normal su karışık veriyoruz. Vücut sıvı dengesini tekrardan eski haline getiriyoruz. Burası boş diye anlamıyorsam. Aynen burası boş arkadaşlar. Hemen geçelim. 24 numara bunlar yeni eş attığımız takımlar. Yumurta gelmiş mi gelmemiş mi bakalım. Henüz yok. Bunlar da yoktur diye tahmin ediyorum. Bunlardan da şunlar ama henüz yumurta yok.
Bunun bir yavrusu, 3 tane yumurtası var. Hemen bakalım. Bunları hızlı hızlı geçelim. Bunlar yuvada yatmaya önce başladılar. Dişiyi şu anda rahatsız etmek istemiyorum, tedirgin etmek istemiyorum. Yuvaya nadir gidiyor zaten. Bunlardan bu ara yumurta bekliyoruz. Bakalım, bayağı bir çiftleştiler arkadaşlar bunlar. Yani ortalama 6 ila 7 adet yumurta bekliyorum bunlardan. Dişimiz de böyle, erkeğimiz böyle. Gayet güzel bir takım. Bunları şimdi eşe attım zaten, söyledim ben size de. Bakalım erkek dişiyi ikna edebilecek mi arkadaşlar? Şu erkeğimiz çok hareketliydi, o ikna edemedi. 16 numaraya gelelim arkadaşlar. 16 numarada da güzel bir takımımız var. Erkeğimizi şöyle gösterelim. Odaklayabilirsem. Erkek mavi farklı, gayet güzel bir erkek. Yavrularda gayet sağlıklı. Dişimiz zaten albino. Şöyle gösterelim. Dişi albino arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel bir takım ve çok güzel bakıcılıkları var. 17 numaradan en son eşlediğimiz takım, bunlardan yakın zamanda yumurta gelecek. Bu şu anda boş olan yuvalar, bakın bura, bura. Onun haricinde buraya garanti vermiyorum arkadaşlar. Bura, 23 numara, 24 numara. Bunlar kesinlikle en geç 3-4 gün içinde dolmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü bunlar hep çiftleşip kuluçkaya yatan kuşlar. Bakalım 3-4 güne kadar en geç yumurtanın gelmiş olması lazım. Bu güzelliklere bakalım. Bunlar çok güzel, sağlıklılar. Anne baba gayet güzel. Annemiz gri şov dişi, babamız da mavi şov arkadaşlar. Genel sağlıklılığını kontrol edecek olursak, bakın ten renkleri biraz önceki yavruyla kıyaslayın. Gayet canlı, kuru gözükmüyorlar ve kursaklar da tam istediğimiz dolulukta arkadaşlar. Bunlarda da herhangi bir problem Allah'a şükür yok. Şimdi buraya gelelim, 13 numara. Açıyoruz yuvayı. İki tane mi var? Üç tane mi var? İki. İki yavrumuz bunlardan çıkmış. Gayet de sağlıklı gözüküyorlar arkadaşlar. 14 numaraya geliyorum. Bunların yumurtlaması bitmişti. Yavrunun çıkmasını bekliyorlardı. Çıkmış mı? Evet. İlk yavrumuz da çıkmış. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bunlardan da çok güzel mutasyonda yavrular geliyor. Göstereceğim şimdi onların nasıl mutasyonda yavru attıklarını. Aşağı kafes bu arada boş. Aşağıya göstermeye gerek yok. Bir tane erkeğim var sadece. Bakın onlardan gelen mutasyon şu karşıdaki arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel resesif yavru atıyor. Bir bize baksın. Şu nur yüzünü bir görelim onun. Bu arada cinsiyeti erkektir arkadaşlar. Gayet güzel. Yapı olarak da gayet güzel. Bunlar ileride büyük ihtimalle buradaki kremiyor dişinle eş olacaklar. Çünkü salmada neredeyse hiç ayrılmıyorlar arkadaşlar. Sürekli yani nasıl diyeyim ben size, hiç ayrılmazlar ya. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Hiç ayrılmıyorlar. Sürekli birbirlerini besliyorlar. Kurulaşıyorlar. Beraber uçuyorlar arkadaşlar. Bakın salıncakta bile dişi gidiyor. En yakın konumuna geçiyor. Erkek de gene aynı şekilde, bakın yanaşmaya çalışıyor sürekli. Bu arada erkek daha şu anda 50 günlük yok arkadaşlar ve kura çok çok erken başladı. İşte salmanın özelliği de bu arkadaşlar. Salmada kuş daha erken olgunlaşıyor. Daha erken hayata atılıyor, yani öyle söyleyeyim ben size. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Talihsiz bir olay yaşadık ama onun yanında güzel olaylarımız da vardı. Yeni çıkan, yeni takımımızdan aldığımız ilk yavrularımız vardı. Sağlıklı bir şekilde geliştiğinden devam eden yavrularımız vardı. Buradakiler de daha iyi arkadaşlar. Durumlar böyle. Bu arada şunu da söyleyeyim ben size. Siteden sipariş veren arkadaşlar genelde Instagram üzerinden bana ulaşmaya çalışıyor ama sitede chat bölümü var arkadaşlar. Siteye girdiğin zaman sağ altta veya direkt en altta çıkar. Oradan bana yazarsanız, atıyorum mesela bakın dün iki tane arkadaşımıza bir set yapıp gönderdik. Birisinin 30 takımı vardı. Birisinin de 15 takımı falan vardı. Onlara yaptık, gönderdik. Hani takım sayısına göre set hazırlıyoruz arkadaşlar. Ortalama bir fiyat veriyorlar bize. Ona göre bir fiyat set hazırlayıp isteyen arkadaşlara gönderiyoruz. Tabii ki onun kullanım talimatları yanında ayrıca da gün gün ne verileceği yazıyor. Atıyorum işte bugün gavet verilecek. 2-3 gün sonra entrobat falan verilecek. Hani bu şekilde yazıyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani tam olması gerektiği gibi ayarlıyoruz. Hani ilaçları erken bitirin, tekrardan onun gibi bir düşünce yok. Kuşun sağlığına da zarar verecek bir durum yok. Bunu da söyleyeyim ben size. İşte başka setler var mesela. Bana geçenlerde bir arkadaşımız atmıştı. Alıp düzenli olarak kullandı. Normalde gavet multivitamin biliyorsunuz arkadaşlar. Hani minimum 10 ila 15 günde bir defa veriliyor. Bunu zaten ben değil, bunu üretici firma bu şekilde kullanım talimatında kendisi yazıyor ama sette haftada 2 miydi, 3 müydü? Hani haftada 2-3 gün multivitamin verileceği yazıyor arkadaşlar. Hani erkenden misin tekrardan benden alsınlar hesabı yapmışlar ama hani bu kuşun sağlığını hani artıyor da değil, eksi yönde etki eder. Bunu da söyleyeyim ben size. Almadan önce, hani böyle bir set almadan önce kendinizde bir araştırın arkadaşlar. Zaten Renfrey'de de kendi internet sitesi var. Versailles Lagan'da veya alacağınız herhangi bir marka vitaminin de kendi sitesi var. Oradan girin bakın, hani ne kadar süre, ne kadar aralıklarla kullanılıyor siz de kontrol edin. Ondan sonra setlere başvurun bakın. Dediğim gibi hani bunu Trendyol'da da, burada da, herhangi bir alışveriş mağazasında, her yerde arkadaşlar
Hani erken bitmesi için bir aylık takvim yapıyorlar. Ama benim genelde yaptıklarım mesela dün arkadaşlarımızla yaptık. 5 ila 7 ay arası kadar güzel bir takvim oluşturduk. Olması gerektiği gibi. Ve yaptık. Bugün de gönderimini sağladık arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Set isteyenler de bana özelden ulaşabilirler. Instagram'dan veya dediğim gibi chat bölümünden veya sitemizden. Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.